Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Bugün dersimiz abi Cenab-ı Hak tabiri. Cenab-ı Hak tabiriyle cüziyetten külliyete geçmek. Yani insanın bu dünyadaki ehemmetle gayesinden birisi de cüziyetten kurtulup külliyete geçmesi. Mesela şualarda dediği gibi, mesela insan bu kainatın işte ayeti kürsüsü, Ayetül Kübrası, camiyeti. Ondan sonra yine sözler, 11. sözde. Gayesini anlatırken orada. Mesela Esma-i İlahi ayet, Garayb'in fihristesi. Yine hakikatına bakarken. Bütün aleme tecelli eden Esma'nın noktayı mihrakiyesi hükmünde bir camiyetle zati ı Ehad-i Samed'e ayneliktir. Bu insanı anlatıyorsun değil mi? Evet tabi. İnsanın yani bu dünyadaki hayatının verilmesi. Ondan sonra evet, bu şekilde bir dahi. fıtratın verilmesi Yine mesela Haşr Risalesi'nde insan gibi bir fıtratta, işte hilafeti arz gibi bir rütbede böyle insana rütbe verilmiş, vazife verilmiş. Ondan sonra insan fıtratı verilmiş beşere. Bunlarla yani bizim şeyimiz burada ne? İnsanı cüz'iyetten külliyete çıkarmak, camiyete çıkarmak. Yani o camiyeti fark etmek. Tabi ilk başta ilmi olarak sonra devamı yani fiil olarak geliyor. Yani burada... İlk başta bu bunu fark etmek yani ilk başta önemli olan o mesela Hazreti Ali'nin sözü var radıyallahu anh. Hatta şey hadis-i şerif yani ilmin kapısı Ali'dir diye. İlmin kapısı Ali'dir. Şimdi ilmin de kapısı nedir? Yani Ali ilmin kapısıdır. İlmin de kendi kapısı nedir? Yani bir insan ilim yapması için akıldır yani. Bir kere aklen bunu fark etmek, idrak etmek, derk etmek. Birinci sözde dediği gibi düşünmek ve derk etmek o nimeti düşünüp derk ettikten sonra ondan sonra devamı gelir. Yani ilk basamak o. Zaten insan da diğer mahluklardan ayıran en önemli alet, cihaz, akıldır yani. Şimdi bu külliyet için yani insanın külliyeti, camiyet için daha önce ben rububiyet de şey yapmıştım, bir araştırmıştım. Sonra rububiyetten sonra baktım, külliyatta en çok yani Allah isminden sonra Allah, uluhiyet. Ondan sonra en çok geçen tabir yani Allah baktığımız zaman 1400-1500 tekrar eden yerlere dahil. Rububiyette ona yakın yani o da 1400-1500. Tekrar ha, Tek, tekrar yani geçiyor bazı yerlerde tekrar. Cenab-ı Hak tabirine baktığımız zaman da Hak ismi olarak 3-4 yerde ama ekser yerde Cenab-ı Hak olarak 1600 küsürlerde geçiyor. Yani onlardan daha fazla olarak Cenab-ı Hak. Yani baktığımız zaman Cenab-ı Hak tabiri genelde hak dilinde de var. İşte Cenab-ı Hakk'ın takdiri, işte Cenab-ı Hak verirse nasip ederse gibi. Yani Cenab-ı Hak tabiri çok, külliyatta da çok geçiyor ama Cenab-ı Hak tabiri doğrudan izah edilmiyor ya da böyle çok geniş bir tabir olduğu için biraz onu ihata etmesi zor. Yani Cenab-ı Hak tabirini. Ben sonra birinci söze baktım. Birinci sözde de Cenab-ı Hak namına. Yani oradaki misalde devlet namına hareket ediyor. Misal hakikate uyguladığı zaman da Oradaki devlet Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak namına her şey Cenab-ı Hak namına hareket ediyor. lisan haliyle birincisi, ikincisi de lisan-ı kaliyle. İşte bu külliyet için, bu camiyet için veya baktım en çok Cenab-ı Hak tabiri geçiyor. Demek ki dedim Cenab-ı Hak tabiri önemli bir, önemli hem yani bu bir kere biraz anlaşılması lazım. Rububiyeti zaten bir şey yapmıştık. Yani o arşları, şeyleri. Onun bir çıkarmıştık hülasasını. Ondan sonra ben Cenab-ı Hak'a baktım. Cenab-ı Hak, baktığımızda Cenab-ı Hak demek yani o hakikat canibinden. Yine sözler. Sözler 627'de orada 32. sözde dediği. Yani eşyanın hakikatının esma olması. Bütün mevcudatın. Hatta orada ayet almış ve imin şeyin illa yüse bihu sırrınca. diye sırınca her şeyden Cenab-ı Hak'a karşı pencereler hükmünde çok vecihler var. Yani her şeyin zahirden baktığımız zaman o pencereyi açtığımız zaman ondaki o pencereyi açtığımız zaman oradan Cenab-ı Hakk'a bakıyor. Yani hakikat cihetine. <laughs> Bütün mevcudatın hakaiki, bütün kainatın hakikati Esma-i İlahiye'ye istinad eder. Yani ne şeye kaldırırsak kaldıralım. Zaten ne dedi? Bütün mevcudat. Yani vücutta ne varsa, vücuda ne çıkmışsa, kainatta ne varsa hepsini kaldırdığımız zaman altında Esma-i İlahiye var. Onlardan istinad etmiş, Esma-i İlahiye istinad etmiş. Onların bir gölgesi gibi buradaki eşya. Her bir şeyin hakikati bir isme veyahut çok esmaya istinad eder. Eşyadaki sıfatlar, sanatlar dahi her biri birer isme dayanıyor. Her bir fen bir isme dayandığı ve ondan nihayet bulduğu gibi bütün fünun ve kemalat-ı beşeriye ve tabakatı kümmelini insaniyenin hakikatları. Yani insana, insaniyete ait ne kadar kemalde hakikat varsa o tabakada o mükemmel insanlar tabakasında hepsinin hakikatları o mükemmellikler, kemal, esma-i ilahi istinad eder. Hatta muhakkikin evliyanın bir kısmı demişler, hakiki, hakayki eşya, yani eşyanın hakiki ha hakikatı. esma-i ilahidir. Yani e, Allah'ın şey. esmasıdır, oradaki fiilidir tecelli eden. Mahiyeti eşya o hakaikin gölgeleridir. Yani eşyaya baktığımız zaman eşya dediğimiz şey nedir? Aslı. O hakaikin gölgesi. Yani esmanın bir gölgesi gibi. Yani kendisi bile değil. Gölgesi yani. Mesela diyelim bir ağaç var, ağacın gölgesi var. Yani ağacın kendisi değil, sadece bu alem işaretine düşmüş bir gölgesi. Hatta bir tek, yani burada Üstad bunu o sabık e, evliyanın dediklerini söyledikten sonra üstüne ekliyor. Hatta bir tek ziyah hayat şeyde yalnız zahir olarak 20 kadar esma ilahiyenin cilve-i nakşı görünebilir. Yani muhakkikin evliye öyle demişler, yani eşyanın hakikati diye. Üstad bunu daha da ileriye götürmüş. Hatta bir tek zihaya şeyde yalnız zahir olarak. Yani daha onun hakikate inmeye kalmadan ya yani zahirde bile baktığımız zaman zahir nazarla 20 kadar esma ilahiyenin cilve-i nakşı görünebilir. Yani buradaki o esmaların o arkadaki bazı yerlerde <laughs> bin bir esma ilahiye mesela şu sikkeye tasdikle dediği gibi bazı yerlerde işte 99 esma-i hüsna tabi nihayetsizdir yani hat konulamaz yani o Cihetten bakmak, o canipten bu tarafa doğru bakmak, alemi i bakmak yani o esma cihetinden bu tarafa doğru bakmak Cenab-ı Hak o nazar. Yani Cenab-ı Hak dediğimiz zaman ilk başta o, ikincisi de şu mesela bahsedilen şeyde mesela neyden bahsettik? Diyelim ki çiçekten. Çiçekten bahsettiğimiz zaman orada Cenab-ı Hak kullandıysa oradaki çiçeğin hakikatinden bu tarafa doğru bakış. Mesela üstad bu zamanda niye bu kadar mesela risale yazılmış ama bu kadar bu tabir mesela hakim ismi var, rahim ismi var. Bunlar da kullanılıyor ama Cenab-ı Hak tabiri her yerde. Yani niye? Çünkü bu zamanda insanlar artık nazarları iyice esva perest, tabiat perest oldukları için hakikattan çok uzaklaşmış. Onun için Üstad her yerde hakikata karşı yani hakikattan Cenab-ı Hak cihetine karşı bir pencere açmış. Hep o taraftan doğru bu tarafa doğru baktırmayı insanlara öğretmiş yani. Yani hatta ne diyor? Ehli iman imanını kurtarır. Niye? Ehli iman imansız mı? Ama çok düşük yani. İmansız değil ama... Çok gafil yani. Yani oradan kurtarır. O dalaletten kurtarır. Dün akşam da biraz bahsetmiştik. İki tane göz var işte. Ehli dalalet gafil veya gafil Müslüman tek gözle bakar. Yani gözüktüğü gibi surete. Kader gözü, hakikat gözü. Bu istisna işte. İsa Nur okuyanlarda var bu. Bu değişik bir iki göz. Çok etkiledi bu. Bu onun çaresi olan İsa Ali Nur'da. Yani kader gözü. Yani o kadar etkilendim ki dün. Yani hakikat gözü işte. Cenab-ı Hak... Yani hak yönüyle bakmak, bakabilmek. İşte feraset, basiret, dirayet gibi. Bu başka bir göz yani. Bu ilginç ha bu ders yani. Bu göz göz. Kafirlerde, gafirlerde hatta gafil Müslümanlarda tek göz var. Kastamonu'da da Üstad diyor ki abi yani bu genel bir kaide. kainat, dünyada baktığımız zaman kainata gerek yok. i̇nsan yani alemine bakıldığı zaman, beşer alemine. İddiat etmiş ehli dalalet fırkası. Yani Baktığımız zaman şer, yani işte şu devlet, bu devlet, şu parti, şu parti görünebilir. Ama arkada hepsi iddia etmiş. Yani ehli fırkası olarak Üstad tabir ediyor orada. Haşir Risalesi'nin başında da zaten bu mesele Haşir meselesi, yani bu Cenab-ı Hak tabiriyle Haşir meselesi halledilmiş. Yani onun da mukaddimesinden. Mesela Haşir'in mukaddimesinde orada birinci işarette, ''Felsefe şaketleri ve milleti küfriye ve nefsi emmarenin en müthiş dalaleti Allah değil.'' Rab değil, Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktadır. Yani mesela bütün bütün Allah'ı inkar eden çok az. Yani küfr-i mutlak. Hatta Üstad ne diyor? Risale-i Nur küfr-i belini kırmış. Yani bütün bütün kimse bir Allah'ı inkar edemez. Bir yaratıcı. Yine Rab, Rab'ı da inkar etmek zor. Herkes bir Rabbi kabul eder. Herkes etmese de yani insan kabul eder. Ama Cenab-ı Hakk'ı tanımamak. Yani buradaki en müthiş telalet bizde de mesela felsefe, nazarı, ondan sonra nefsi emmareye ittiba etmek. Bunlar Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktan. Yani bu dalaletler Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktan çıkıyor. Üstad e, 10. sözün sonunda da 10. sözün nasıl yazılmış? 10. söz. Haşre akıl ile gidilememesinin, gidilmemesinin bir sırrı şudur ki, yani niye bu zamana kadar kimse halledemedi? i̇bn Sina bile halledemedi. Yani Üstad i̇bn Sina için 13 tane sıfat kullanmış kendisi. Mesela müfessir diyor. Çünkü tefsirini almış. Ondan sonra hikmetin babası diyor. Yüzlerce filosof gelse yine ondan mübarez edemez. Yani bu şekilde i̇bn Sina halledememiş. Bu zamana kadar hiçbir evliya, asfiye halledememiş. Yani bu açılamamış. Niye açılamamış? Sebebi şu, sırrı şu. Haş-ı Azam yani o büyük haşir, İsm-i Azam'ın tecellisiyle olduğundan. Ama hangi i̇sm Azam? Yani buradaki i̇sm Azam bir kişinin i̇sm Azam'ı değil. Yani buradaki i̇sm Azam hangi i̇sm Azam? Cenab-ı Hakk'ın İsm-i azamıdır. Yani o perde arkasında yani bu gördüğümüz zahirin arkasında, hakikat cihetinde oradaki bütün esmaların, oradaki hepsinin birlikte icraatının, oradaki tecelliyatının, onların içindeki bu hakiki ismazam Yani Cenab-ı Hakk'ın ismazamı bu. Kainattaki ismazam ve her ismin azami mertebesindeki tecellisiyle zahir olan ef'ali azimeyi görmek ve göstermekle haşr-ı azam, bahar gibi kolay ispat ve kati izan ve tahkiki iman edilir. Yani burada ispat edilemez, akılla gidilemez ama üstad ne yapmış? Akılla gitmemiş. Sadece o taraftan bu tarafa doğru bakmış. Mesela yine burada şeyde anlatırken mesela ilk başta rububiyetten başlıyor. Yani Cenab-ı Hak cihetinden baktığımız zaman rububiyetten başlamış. Yani bu cihette hak isminin bu kadar ehemmiyet yani. Mesela yine o barlada geçen iki beyit var. Aynedir bu alem hak ile kayım. Miratı Muhammed'den Allah görünür daim. Mesela aleme baktığımız zaman Allah'tan önce görünen hak. Yani o esma görünür hak. Mesela niye insan göremiyor? Herkes aynesinin müşahatasına tabi olduğu için insan da o hak tecelli etmediği için hakkıyla onun için o alemdeki hakkı çok nakıs görüyor. Aslında her şey hak ama insan kendi aynesinin müşahatasına tabi olduğu için insan cüz'i olduğu için nakıs olduğu için görememiş. Yani bütün alem hak ismiyle aynı olmuş. Yine abi şu alarda bu külliyeti şey yaparken tabii sonunda misal de vereceğim. Yani böyle havada kalmayacak biraz havada gibi. Şey yani böyle ilk bir şeyini anlatayım ki ehemmiyetini. Ya mesela normalde her mesele okunmuştur mesela. Her risale okunmuştur. Herkes okudu ve yazdı. Hatta bugün birisi Abdullah Yeni abinin sözünü paylaşmış. Abdullah Yeni abi demiş ki yazmak da kolay, okumak da kolay demiş. İşin esası demiş onu yaşamak. Yani amel etmek. Yani o amel edecek o seviyede onu alabilmek yani. Mesela okuduk ama bizde nasıl o, o hayata geçebilir yani onu alabilmek. Yine şu Ayet-ül sonunda dört tane hakikat anlatırken şeyde birincisi uluhiyet mutlaka, ikincisi rubiyet, üçüncüsü hakikat, dördüncüsü kemalat. Uluhiyet Allah'a bakıyor doğrudan. Yani Allah şu demek, Allah dediğimiz zaman anlaşılan şu yani oradaki uluhiyetin Allah'a bakması. Allah umumi yani hussi bir şey yok yani hussi var ama genel olarak baktığımızda Allah ismi şu. Çünkü mahlukat mabudiyetten uzaklık noktasında müsavi oldukları gibi mahlukiyet nispetinde de birdirler. Yani Allah nazarında, Allah ismiyle baktığımız zaman mabudiyet noktasında yani peygamber nasılsa, işte bizlere nasılsa o cihette yani o zatı vaci bir vücuttan baktığımız zaman hepsi müsavi. Orada hussi bir şey yok yani. Yani Allah zaten onun için genelde Allah kullanılır daha çok. Allah cihetten baktığımız zaman her şey eşit. Bu ulûhiyetin mutlakası. Allah'ın. İkincisi oradaki sıralama zaten böyle. Yani ben kendim yapmadım. İkincisi rububiyet. Rububiyette Rab ismi. Rab ismi öne çıkmış. Yani bazı isimler öne çıkmış. Onu da okuyacağım yerini. Niye böyle oldu diye. Rab ismi de o her şey yani hiçbir şey yokken kendisi var olan o zatın eşyaya karşı hususi tecellisi. Yani hususi derken herkese derecesine nispetinde. Mesela kainatada da hususi tecellisi var. Ama bizim için o umumi olmuş. Mesela peygambere de var. Aslında Peygamber kendi cihetine baktığımız zaman hussidir. Ama bizim için, bizim peygamberimiz olduğu için, bütün alemlere peygamber olduğu için artık bizim için umumidir. Herkese hususi olması. Rububiyet. Üçüncüsü hakikat. Hakikat da şu. Bu zatın o eşyanın mahiyetine göre yani kim neye nasıl layıksa mahiyetine göre yani insandan ta en adi zerreye kadar yani veya zerreden şemse kadar, arştan ferşe kadar bütün eşyaya o esmaların tecellisi. O tecelli de rububiyet durduruyor. O şualarda dediği gibi. Mesela bir ağaç niye uzaması durdu? Çünkü orada rububiyet tecelli etti artık dur dedi. Yoksa yani semaya kadar gidecekti yani. Onu kimse durduramaz yani. Üçü, dördüncüsü de orada hakikattan sonra kemalat var. Kemalat da her şeyin kendisinin e, meylül istikmalle yani o meyli tekemmülle, kemal meyliyle her şeyin kemale gitmesi. Yani bu şekilde hakikat Cenab-ı Hak baktığımız zaman her eşyada o şeyin, e, esmaların orada icraat yapması, arkasında. Buna da her, her şey uygun rububiyet var. Şimdi buna misal olarak şeye geliyoruz abi, bu girişten sonra. Mektubatta 23. mektubun 4. suali. 281 Yani insanın kemaleti dedik, e, cüz'iyetten külliyete çıkması dedik. Yani şimdi bunlara muvafık olarak e, bir misal. Dördüncü sualiniz Orada dördüncü sual. İnnallah mea sabirin. Bu Kur'an'da geçen herhalde birden fazla yerde de geçiyor. İnnallah mea sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Bu ne demek? De hikmet ve gaye nedir? Diye sorulmuş üstada. El cevap Cenab-ı Hak. Bak yine burada Cenab-ı Hak. Yani o cihetten baktırıyor. Yani niye böyle bir şey söylendi? Hakim ismi muktezası olarak vücudu eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaz etmiş. Yani o esmalar cihetine baktığımız zaman, o her şeyin o zahirin arkasından hakikat cihetine baktığımız zaman Cenab-ı Hak hakim ismi muksezası olarak. Yani burada e, bu soruya Üstad hakim ismiyle cevap vermiş. Ama mesela başka yerde de rahim ismiyle verir. Başka yerde halik Kerim'le verir. Başka yerde Kudüs ismiyle verir. Her yerde farklı verir. Bunun da sebebi şu. Yani her yerde farklı esma kullanıyor. Aslında hepsi böyle birbirine benziyor. Ayırması zor. Şualarda da olan, Sikiye Tasdik'te de olan bir mektup var. Orada bu burçları anlatırken, Rahim ismi mesela orada, Adil ismi Hakim Burcu'nda. Yine orada Cenab-ı Hakk'ı zaten kullanmış. Cenab-ı Hakk'ın Adil ismi Hakim Burcu'nda, Rahman ismi, Rahman ismi Kerim Burcu'nda, Rahim ismi Gafur Burcu'nda yani manasında bu şekilde olmuş. Bunlar niye? Çünkü şu, elhasıl binbir ismi ilahinin kainata müteveccüh olan esmasından her biri bir alemi ve o alem içindeki alemleri tenvir eder bir güneş hükmünde. Yani o arkada baktığımız zaman bin bir tane esma var. Her bir tane esma bir alemi. Mesela güneş bir alemdir. Mesela onu bir esma. Ondan sonra mesela ağaç bir alemdir. Ya da diyelim bir elma nevi bir alemdir. Onu bir esma. Her bir alemi ve o alem içindeki. Mesela diyelim elma nevini o elma elmayı misal alırsak. Mesela Elma alemi içindeki alemleri tenvir eder. Şimdi elma var, elimizde bir elma var. Ama şimdi bu elma tek değil. Yani insan da zaten burada o şeyde dediği gibi, mesnevide. insanın cüz'i nazarını cüz'i şeylere sarf ettiği için insanın bu zamanda, hususen bu zamanda anla anlaması çok zor. Yani cüz'i nazar bir de cüz'iyata sarf etmiş. Şimdi burada şu var, bir elma var. O alem içinde, yani o elmanın alemi içinde alemleri tenvir eder bir güneş hükmünde. Yani oradaki o esma, yani o ilk baştaki o hakim olan esma. Birisi reis hükmünde. Ondan sonra diğer esmalar o alem içinde alemler tenvir eder bir güneş hükmünde. Ve sırrı ehadiyet cihetiyle her bir ismin cilvesi sair isimlerin cilveleri dahi bir derece görünüyordu. Yani bir diyelim elma alemi var. Onda hakim olan bir esma var. Hakim olan. Onu iktiza eden. Ondan sonra diğer isimler de o bir tanesi güneş gibi. Diğerleri de sırrı ehadiyet cihetiyle her bir ismin cilvesi içinde. Aynı yerde rezak var aynı yerde mukaddir var, aynı yerde mülevim var, aynı yerde musavvir var. Yani aynı yerde o kadar çok şey var ki yani bir isim orada hakim, reis hükmünde, diğer bütün isimler orada mesela bin bir isim dedi. Mesela bir isim orada reis ise diğer bin tane isim ona tabi, o makamda. Şimdi biz de olaylara bakarken yani böyle doğrudan bakmak, mesela özellikle de böyle geniş daireyi doğrudan bakmak insanın nazarına Afak'ta hızlı bir şekilde boğar. Yani kurtulamaz. Onun için Üstad demiş ki Afak'a baktığın zaman sati bak, dikkat etme. E kendi alemine baktığın zaman dikkat edebilirsin. Yani kendi aleminde yakalayabilirsin ama dışarıda yakalamak bunu çok zor. Çünkü mesela Üstad burada bin bir isim söylemiş ama bu nihayetsizdir. Şimdi nihayetsiz bir tecelli var. Yani bunu yakalamak çok zor. Onun için her meselede, her olayda, ondan sonra her icraatta, her fiiliyatta, her eşyada bir isim hakimdir veya bir iki tane isim hakimdir, diğerleri ona tabidir. Yani o cihetten bakarsak o zaman her şey halledilir. Mesela üstad bu kadar meseleyi nasıl halletmiş? Mesela öncekiler bilmiyor muydu bu kadar esmanın olduğunu, bu kadar şeyin olduğunu? Yani üstadın da tabii halletmesi kendi şahsı değil, o, o değil de meselemiz. Yani buradaki Risale-i tarzı Kur'an'dan geldiği için, mucize-i maneviyesi olduğu için... Mesela oradaki sistemi... Orada çözüyor. Mesela o bu su bulma misali var. Ayrıca mesela oradaki su bulma misali de mesela oradaki suyu çıkarma misali var. Şimdi mesela normalde diğerleri ne yapmış? Suyu taşımışlar. Mesela diyelim su var. Onlar o dağdan bu dağa, o bu ovaya su taşımışlar. Üstad olduğu yerde. Mesela oradaki bir e, su bulma cihazı gibi. Mesela olduğu yerde o işi halletmiş. O hakikati halletmiş. Mesela burada da bir mesele olduğu zaman üstad onu o meselen içinde hallediyor. Yani başka yerden getirmeye gerek yok. Mesela imkan hudusta veya diyelim o eski felsefecilerde ta ezele gitmişler ebedi anlamak için. Yani zerrenin varlığını ispat etmek için ta ezele gitmişler. Üstad ezele gitmemiş o zerrede o hakikati göstermiş. Burada da mesela bu bir şey. Üstadın tabi burada bunu şey yaparken bize de verdiği bir ders var. İnna Allahi sabirin. Yani buradaki hikmet gayeyi anlatırken Üstad oradaki sistemi de gösteriyor bize. Cenab-ı Hak Hakim ismi muktezası olarak vücudu eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaz etmiş. Yani bu sabırdan üstad hakim ismiyle onun muktezası olarak bakmış. Bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaz etmiş. Yani bir sıralama. Sabırsız adam teenni hareket etmediği için basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır. Maksud damına çıkamaz. Onun için hırs mahrumiyete sebeptir. Sabır ise müşkilatın anahtarıdır ki El harisu haibun hasir ve sabru miftahul ferac. Duru ve emsal hükmüne geçmiştir. Demek Cenab-ı Hakk'ın inayet ve tevfiki sabırlı adamlarla beraberdir. Çünkü sabır üçtür. Sabırsız adam diyor. Yani sabırsız adam ne demek? Oradaki hakim isminin muktezası olarak oraya koyulan tertibe riayet etmeyen sabırsız. Aynı zamanda sabretmemekte hırsın bir belirtisi yani hırsı gösteriyor. Hırsın sebebi sabretmemek. Şimdi hakim ismi bunu koymuş. Ama insanda şu var. İnsan devamlı böyle kendi kolayına geleni veya işte kendine göre anlamaya çalıştığı için buradaki tertibe riayet etmiyor. Yani o ilk başta dediğimiz o insanın cüziyetten külliyete çıkması. Onu onun için demiştim. Mesela imanı anlatırken iman da buna bakıyor abi. Şimdi niye sabır? Şimdi insan olmak için de sabır lazım. Mesela Peygamber Efendimiz nasıl şey yaptı? Yani bu kemalata geldi veya üstad. Mesela bu ayetler ilk başta Peygamber Efendimiz'e geldi. İnna Allah'a mea sabirin. Sabretmiyor muydu? Sabrediyordu ama oradaki Allah orada onu kemalata erdirmesi için, o kemalini görmesi için yine orada sabrı gösteriyor. Yani sabredenlerle beraberdir. Yani yine onu teşvik ediyor. Çünkü ilk başta bir iş yapmaktan önce insan insan olabilmesi için bir kere sabır gerekiyor. Yine Emir Dağ'da dediği gibi, onu da şuradan okuyayım Şimdi bu Cenab-ı Hakk'ın çeşitliliklerini anlatıyorsun değil yani, bu sadece bir misal ama şimdi baktığımız zaman en az bin tane misal vardır yani. Üstadın bu şekilde uygulaması. Uygulamada gösteriyor Cenab-ı Hak. Evet. Cenab yön demek yani. Hak yönü. Mesela yine burada bu külli bir mektup şeyde. Emirda 84'te Hasan Feyza abinin mektubu. O zaman nurun hadimidir. Eğer dünyayı istese ve dileseydi kendisine sunulan hediye ve behiyeleri zekat ve sadakaları ee, ve bu teberru ve terekelleri alsaydı bugün bir milyoner olurdu. İleriye geçtim. Ve hatta, yani üstadın yaptığını anlatıyor. Ve hatta terkide terk ederek bütün hizmet ve himmetini ve şu ömrü nazenini envar-ı Kur'aniyenin intişarına sarf ve hasretmiştir. İşte bunun için şimdi ektiği bütün zahmetler rahmet, yaptığı hizmetler hikmet olmuş. Celali yüzünden cemalini de gösterip alem Bil, bir, bir e, gülzarı kemal bulmuştur. Lutfu kahrı şey vahid, bilmeyen çekti azap, ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi. Niyazi Mısır'ı gibi diyen bu tercüman, her şeyi hoş görerek katreyi umman, Adem'i insan ve nurunu aleme sultan eylemiştir. Yani burada üstadın yaptığı Adem'i insan yapmış. Bu Adem Latince'de Adem yazılıyor ama ...Osmanlıca'da baktığımız zaman Adem ile adam yani sanırda geçen adam kelimesi aynı kelime. Yani farklı değil. Mesela küçük sözlerde de üstat birinci sözde, ikinci sözde mesela bedevi çöllerinde seyahat eden bir adama gerektir ki. Yani adam değil. Mesela o küçük sözlerin anlaşılmamasının bir sebebi de şu. Oradaki adamı biz şöyle anlıyoruz insan. Oradaki insan değil o adam. Yani dünyaya yeni gelmiş bir adam. Yani daha bir şey yapmamış. Yeni gelmiş. Daha bir şey yok elinde. Yani o adam eğer ona insan dersek biz İnsan zaten insan yani. Tabi şey yapmasına gerek yok. İnsan olmuş yani. Kemal bulmuş abi. Ha, kemal bulmuş gibi bakılıyor. Ama şimdi o adam, yani bakılsa ki o adam bir şey yok elinde. Daha bir şey yapmamış. Daha yeni. Bir şey. ha, okula yeni başlayan bir çocuk gibi. Ama şimdi oradaki adama insan gibi bakıldığı için o küçük sözler genelde böyle sati geçiliyor yani. Üstad bunu yapmış. Adem insan. Bunu da nasıl yapmış? Zaten bu meselemizde bağlantısı bu. Ve hatta terkide terk ederek bütün hizmet ve himmetini ve şu ömrü nazilini envar-ı Kur'an'ın intişarına sarf ve hassetmiştir. Bu hikmet, yani hikmet dediğimiz oradaki tertibe riayet etmiş. Şimdi tertibe riayet ederken şu var. Yani her şey e, müsbet değil, her şeyde menfi var, o müsbet var, şer var, hayır var. Yani her şey e, dört dörtlük değil çünkü imtihan, sırrı teklif olduğu için bu dünya. Şimdi menfi de var, müsbet de var. Zaten onun için bu sabır misalini okuduk. İşte bunun için şimdi çektiği bütün zahmetler rahmet. Yani üstad oradaki o hakim ismine muafık hareket etti. Zahmet de çekti. Ama onlar rahmet oldu. Yaptığı hizmetler hikmet olmuş. Mesela yaptığı hizmetlerin hikmet olması emirdağında, o emirdağ 1'de bir tane mektup var. Üstada diyorlar ki zahirde baktığımız zaman çok basit. Yani e, biz hiç düşünmez bile. Üstada diyorlar ki neden ne dahilde ne hariçte hiçbir ...siyasi ya da siyasi olmayan hiçbir cemiyetle, bir ıı, örgütle, bir şeyle alaka peyda etmiyorsun. Ha, üstad da o zaman bunu orada izah ediyor. Yani mesela alaka peyda edebilirdi. Aslında zahirde baksa daha kolay. Ama Üstad orada ne diyor? Sırrı ihlas. Yani bizim meselemiz 3-5 milyon kişiyi toplamak değil. Yavaş olsun ama biz tertibe riayet edelim. Yani oradaki hikmete muvaffak. Mesela sırrı ihlas kalktıktan sonra... ...tamam bugün 3-5 milyon kişi toplardı ama yarın dağılırdı. Yani sabır uzun vadeli e, hikmete bakıyor. Zaten hikmet de icrağa bakar. İcraat cereyandan gelir. Cereyan ne demek? Cereyan bir şeyin akması. Yani akış. Ee, rahmet gidişat onu haşrizasında söylüyor. Ee, gidişata baktığımız zaman rahmet görünür. Yani orada rahmet görünür. İcraatta da hikmet görünür. Yani hikmetle icraat yapılır. Yani üstad e, o cüz'i şeylere bakmamış. Yani hikmeti daima esas tutmuş. Yani bu hikmetle neyi gerektirir? Sabrı. Şimdi sabrı biraz açacağız abi. Sabır üçtür. Biri masiyetten kendini çekip sabretmektir. Şu sabır takvadır. İnna Allaha me'al muttaqin. Bu da ayet sırrına masal eder. Yani Allah müttakillerle beraberdir ne demek? Masiyetten kendini çekip sabredenlerle. İkincisi musibetlere karşı Sabırdır ki tevekkül ve teslimdir. İnallâhe yuhubbul mütevekkilin, inallâhe yuhubbus sabirin şerefine masal ediyor. Ve sabırsızlık ise Allah'tan şikayeti tazammun eder ve efalini tenkit ve rahmetini ittiham ve hikmetini beğenmemek çıkar. Evet musibetin darbesine karşı şekva suretiyle elbette aciz ve zayıf insan ağlar. Fakat şekva onu olmalı, ondan olmamalı. Hz. Yakup aleyhisselamın innemâ ''Eşku bethi ve huzni ilallah'' demesi gibi olmalı. Yani musibeti Allah'a şekva etmeli yoksa Allah'ı insanlara şekva eder gibi ''Eyvah of deyip ben ne ettim ki bu başıma geldi'' diyerek aciz insanların rikatını tahrik etmek zarardır, manasızdır. Üçüncü sabır, ibadet üzerine sabırdır ki şu sabır onu makam mahbubiyete çıkarıyor. En büyük makam olan ''Ubudiyet-i Kamile'' canibine sevk ediyor. Şimdi üç tane sabır. o başta dediği gibi basamakları ya atlar düşer. Yani sabırsız adam, bunları yapmayan adam ya basamakları atlayıp düşecek ya da veya noksan bırakır. Ya da o basamakların bazıları noksan bıraktığı için zahirde hızlı yükseldiği yükseliyormuş gibi görünse bile ne olacak? Maksut damına çıkamaz. Yani o asıl gitmek istediği yere varamaz. Mesela az önce üstadım misalde dediğimiz gibi Mesela siyasi cemiyetlerle alaka peyderseydi, sırrı ihlası bozsaydı, maksut damına çıkamazdı. Yani mesela navigasyonda nasıl? Diyelim buradan Ankara'ya gidecek. 10 saat. Şimdi her yanlış yola girdiğinde o süre uzayacak. Yani 10 saat, 10 saat 20 dakika, 10 saat 40 dakika. Her yanlış yolda yeniden rota belirlendiği için her yanlış yolda süre uzayacak. Yani bu sabırsı, sabırsızlıkta anlaşılmayan bu hikmeti anlamayınca insan düştüğü durum bu. Ya atlayıp düşecek ya noksan bırakacak. Yani aslında gitmek istediği hedefe gidemiyor. Mesela, mesela bazıları diyor ki adalet işte biz de hemen savaşa girelim. Mesela Birçok insan bunu bekliyor yani. Hadi savaşa girelim. Yani böyle savaşa girmek diye bir şey var mı yani? Ne zaman girilmiş? Öyle bir şey olsa üstad zaten savaşa girerdi yani. Mesela üstadın çekilmesi. Mesela üstad çekilme edebilirdi yani. Savaş edebilirdi. Hatta üstad da demişler ki o kadar kişinin ölmekten kurtaracaktın yani. Üstad diyor ki ben o kadar kişiyi ölmekten kurtaracaktım ama burada kaç yüz bin kişinin, kaç milyon kişinin imanı kurtulacak yani. Böyle bir hizmet bize yaptırıldı yani. Burada meselemiz o. Yani Cenab-ı Hak şimdi rahimle de bakabilirdik. Ben bunu tercih ettim. Yani tersine dönüyor. Mesela bir diyelim e, 9'a bile sayfayı çevir 9-6 olur yani. Karışır. Mesela diyelim bilgisayar formülünde bir tane oradaki harf eksik olursa o formül o programı açamazsın yani. Bir tane harf. Yani burada asıl olan e, doğru olduktan sonra gerisi kolay yani. Mesela üstad onun için diyor ki sözler rahim ve hakim ismi namazlardır. Yani rahim ve hakim ismi asıl olduktan sonra şefkatle tefekkür, hikmet Diğerleri kolay, diğerleri çözülür. Ama bu zamanda insanların çok eksiği olduğu için bunlar üstad en çok taşta yapmış yani. Şimdi bak mesela imanda mesela bir uygulamasını şey yapacağız. Mesela bu okuyup herkesin kendi okuduğu. Ya yani bunu okuyup şey yapabiliriz. Ama bir de böyle bakalım. Şu alarda 15. şu anda i Şerife'nin orada tefsirinde. İhtina sıradel mustagim Bundaki ücrete gayet kısa bir işaret olarak, e, işaret şudur. Evet, nasıl bir yerden bir yere giden yolların ve bir noktadan uzak bir noktaya çekilen hatların en kısası ise en doğrusudur ve müstakimidir. Yani en kısa yol hangisi ise en doğrusu odur ve en müstakimi odur. Aynen öyle de maneviyatta, hani ilk başta demiştik ya insan cüziyattan nasıl kurtulacak? Yani o camiyete nasıl çıkacak? İnsan ya yani maneviyatta ve manevi yollarda ve kalbi mesleklerde en doğrusu, en müstakimi ise en kısa ve en kolaydır. Yani en doğru yol, en müstakim yol zor değildir, uzun değildir. En kısa, en kolay odur. Mesela Üstad yine sünnet-i seniyede de ne diyor? İstikamet. Yani Peygamber Efendimizin yaptığı zor değil. Mesela sünnet üzere yemek, sünnet üzere işte temizlik yapmak, sünnet üzere yaşamak. Yani biz zannediyoruz ki yani insan nazarında ne var? En zoru oydu, onun hayatı çok zordu, onu yaptı. Halbuki tam tersi en kolay, en kısası oydu yani. Yani bu dünyada mesela sünnet nedir? Bu dünyada en uygun insan nasıl yaşayabilir? Sünnet oydu yani. Aslında kolay yani. En kolay, en kısası o abi. Mesela şeyde de sahabelerde anlatırken bunu söylüyor yani. Mesela o zaman, o zaman insanları yani o zamandaki o bedevi insanlar, o zeki insanlar diyor. En kısa, en kolay, en rahat olan yol var diyor. Onu bıraktılar diyor. Mesela o müşrikler için, savaşanlar için. Halbuki en kolay buydu. Hatta işaret hücazda da diyor ki onlara dinlerini bütün bütün bırakmasını istemiyor. Esasatı diniye dokunmamış. Onlar da sadece e, füruata dair meselelerde iştihat yapmış. Yani onları değiştirmiş din. Yani İslam dini aslında en kolay en kısa. Yani bunu da şimdi fiil, fiiliyatla okuduğumuzda daha böyle anlaşılacak. Mesela Risale-i Nur'da bütün muvazeneleri ve küfür ve iman yollarının mukayeseleri kati gösteriyorlar ki iman ve tevhid yolu gayet kısa ve doğru ve müstakim ve kolaydır ve küfür ve inkar yolları gayet uzun ve müşkilatlı ve tehlikelidir. Demek bu istikametli ve hikmetli ve her şeyde en kısa ve kolay yolda sevk edilen bu kainatta, ya yani kainat bu şekilde, kainat nasıl? Bu istikametli, hikmetli ve her şeyde en kısa ve kolay yolda sevk edilen kainatta. Kainat zaten böyle. Elbette şirk ve küfrün hakikatları olamaz ve iman ve tevhidin hakikatları bu kainata güneş gibi lazım ve vaciptir. Yani iman ve tevhid noktasından baktığımız zaman abi, buradaki bu hakim isminin muktedası, bu tertibin olması, yani bu sabır dediğimiz zaman sabır genelde şey, böyle bir şey zorlamak gibi anlaşılıyor. Yani aslında bunlar iman ve tevhid için. Yani bunları yapmak, mesela sabır zaten ibadettir. Bunları yapmak aslında en kısa, en kolay. Ama insanda şu var, onlar zormuş gibi. Hepsinde e, kendisi düşünüyor yani. Mesela i̇man ve tevhid de zaten en kısa, en kolay. Bak mesela kendisi aklıyla tek tek yapıyor. Evet. Tek tek düşünüyor. Bütünsel bakamayınca o zaman cüz'i nazarı, cüz'i şeye hapsoluyor. O zaman da azap çekiyor. Evet abi. Yani bu sabır mesela basit gibi şöyle. Şimdi sabrı üçe ayırdı. Birincisi masiyet. Masiyet Kastamonu da söylüyor o takva mektubunda. Masiyet yani günahlardan çekinmek, buna sabretmek menfi ibadettir insanı kemalat için menfi ibadettir. İkincisi musibet. Musibet de menfi ibadettir. Bunu da hastalar esasında söylüyor. Musibet, hastalıklar menfi ibadettir. Ee, üçüncü sabır da ibadettir. Bu müsbet ibadet. Yani orada dediği gibi namaz, oruç gibi müsbet ibadet. Şimdi buradan bu sabırda bir de musibeti söyleyeceğim abi. Burası önemli. Şimdi musibet, baktığımız zaman musibet ne demek? İsabet eden. Yani insan bir şey yaparken veya bir şey yaşarken, bir yere giderken, yani giderken derken yer değil de bir yolda giderken yani ona isabet eden yani onu yolundan çevirmeye çalışan ne varsa musibetle. Şimdi musibet olmayan kimse yoktur. Yani bizim genelde sıkıntı olarak tabir ettiğim şey en basitinden musibet. E, müsbet ibadetler değil. Yani musibet musibet bir ibadet değil. Masiyet de değil. Yani günahlardan çekilmek gibi bir şey de değil. Mesela bunlarda nedir? Namazı gidersin kendin kılarsın. Mesela orucu tutarsın veya diyelim günah var. O günahtan çekilirsin. Bunlar... İnsan bir şey yapıyor. Orada vaziyetini muhafaza etmesi lazım. Yani orada ona göre hareket etmesi lazım. Ama şey bu biraz daha farklı musibet. Bunların dışında kalan beşeri taciz eden. Yani insanı o bulunduğu durumdan yani o beşeriyetten çıkarmak için taciz ediyor. Yaptığı yanlıştan çevirmek için gelir. Yani ne demek bu? Bil kuvve ya da bil fiil. Yani her zaman bil fiil gelmez. Her zaman da bil kuvve gelmez. Mesela nasıl? Mesela insanlara hizmet edebilecekken kendi nefsini düşünüyor. Bu musibetin gelmesi için bir kuvve, bir durum. Yani bu durum olduğu zaman bir kuvve. Yani sen bir şey yapmadın ama yine de musibet gelecek. Bir şey yok, ortada bir şey yok. Ama musibet niye geliyor? Çünkü bir kuvve bir şey yapması gerekiyordu, yapmadı. Musibet geldi. Mesela üstadın şefkat tokalarında ilk tokadı kendisi yazmış. Ne zaman diyor ki ben kendi nefsimi biraz fazla düşünsem, yani biraz insanları bırakıp da veya hizmeti bırakıp da kendi nefsime döndüğüm zaman hemen musibet geliyordu. Yani orada bir sıkıntı çıkıyordu. Yani bu musibetin gelmesi için bir kuvvet sebep. İkincisi de bir fil. Bu da nedir? Mesela harbi umumi olduğu gibi oruç tutulmadı, beş yıl açlık çekildi. Bu da insan bir şey yaptı, yani fiilde yanlış yaptı, musibet geldi. Bu da bir fil, beş yıl açlık çektirildi. Yani insan o durumda, yani bulunduğu durumda istikametten ne kadar uzaklaştıysa, o isbette musibeti var. İstikametten yani olması gerektiği istikametten ne kadar değilse, musibetin derecesi o kadar olur. Bunlar tabi maddi musibet. Ee, şimdi baktığımız zaman yani hani dedik ya insan cüz'i nazarı cüz'iyatta boğuluyor. Şimdi cüz'i nazarımızı cüz'iyatta bizim boğan ne? Baktığımız zaman ne bizi boğan? Ya bir hastalık ya bir sıkıntı ya bir musibet ya işte birisi aradı kötü haber verdi. Bunlar ne? Mesela diyelim aradı seni birisi kötü haber verdi. Mesela bu ne? Masiyet değil. Yani benim onlara zaten girmedim de bu şeyi buraya getirmek için şey yaptım. Masiyet mesela bir günah var mı? Haram yok. Bir şeyden çekinmen lazım değil. İbadet var mı? İbadet de değil. Ama bu seni rahatsız etti yani. Yani senin aleminde bu geldi, alemine girdi. Bu seni rahatsız etti yani. Bu rahatsız ettikten sonra veya diyelim hastalık da olabilir. Veya diyelim elini bir yere çarptın kanadı. Mesela bunun gibi. Yani musibet derken tabi bunlar genel verilen örnekler. Yani insan başına geldi, yaşarken başına geldi olaylarda veya şeylerde genel olarak yani mesela Cenab-ı Hak'tan bakabilirdik dediğin gibi. Mesela geniş daireye bakabilirdik ama insan her zaman onu kullanamaz yani. Mesela geniş daireye bir kere baktık. Mesela şefkatle değildi. İşte orada hikmet var. Bunu gördük. Bu bize çok lazım değil. Yani ben bize çok lazım olsun diye şey yaptım. ben. yani. Çok lazım olanlara küllü bakış o zaman oldu. Yani onun için yani musibet derken benim demek istediğim şu. Mesela illa bir kanser olmaya gerek yok. Veya diyelim böyle çok şiddetli yataklık hasta olmamıza gerek yok. Mesela o anda yorgunuz. Veya diyelim 10 gündür uykumuz gelmedi. Mesela bunun gibi. Ya diyelim ne oldu? arabayla gittin kaza yaptın. Musibet yani. Hepsi nedir? Mesela baktığımız zaman hepsi Allah'ın ayetleridir yani. Başımıza gelen olaylarda. Yani bunlara nasıl bakacağız? Mesela diyelim derse gittin. Mesela ders, derse gittin. Hoşuna gitmeyen birisi var. Bu da bir musibettir. Burada yani orada insan uyanması. Mesela o zaten şeyde Mesnevi'de verdiği o misal. Mesela koyuna taş atılıyor. Mesela taş atmak ne demek? Oradaki koyuna yaptığın işten rahatsız ediyor. Yaptığın işi bırak artık. E yaptığın işte bir dikkat et. Acaba doğru mu? Yani orada şüphe vererek yaptığı işte doğruyu bulduruyor yani. Bunun gibi şimdi bizde de musibet. Yani biz bir şey yapacağız. Mesela o işte hani dedim ya abi. Bil kuvvet, bil fiil. Mesela diyelim hepsinde bil fiil hatamız yok. Mesela diyelim benim bil fiil bir hatam yok. Ama yine de geldi başıma. Mesela üstad yine de geldi başına yani. Mesela o şeyde yani bu musibetten daha külli zaten bela var. Belada mesela üstad o konuşan yalnız hakikattır da. Mesela o kadar sıkıntı o kadar şey herkes biliyor, onlar da biliyor, ben de biliyorum. Ama burada işin içinden hatta Üstad diyor ki bu kadar sene düşündüm yani. 25 senedir bu, bunu düşünüyordum yani. Ne var bu işte yani? Yani ben evet. nereye sevk ediliyorum? Hani o şey de var ya abi. Ya yani ben nereye sevk ediliyorum? Yani onu fark etmek yani. Ha insan merkezli cenabak Ha insan ha insan merkez tamam. abi. Yani insan mesela ben şimdi diyelim akşam yarın veya ertesi gün bunu tekrar kullanabilmem lazım yani. Onun için ben baktım. Ha yoksa Cenab-ı Hakk'a mesela o geçen sene yaptığımız gibi mesela bir harita bir şey çıkartabilirdik. Ama çıktıktan sonra onu kullanmak şey yani. Ha o boşta dediğimiz gibi mesela yazmak da okumak da olur. Ama şimdi amele, amel de nasıl görebileceğiz yani kendi hayatımızda? Onu şey yapmak için geldim bu noktaya. Kadere iman anlatırken orada yine üçlü mefasta. Kadere iman, iman erkanındandır. Yani ne demek bu? Her şey Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir. Yani burada Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle yani bu kader. Kader nedir? Hakimdir. Yani her şey Cenab-ı Hakk'ın arkasına baktığımız zaman Cenab-ı Hak var. Onun takdiri var. Kader hakim. Burada kader hakimse bu başımıza gelen her şeyde yani hoşumuza gitmeyen veya sıkıntı olan, hastalık olan her şeyde bunlar hakimse bunlar bize niye geldi? Bunlar musibet. Bunlar niye geldi? Bunlar bizi uyandırmak için. Bunlar bizi insan bir yere sevk ediliyor. Onu fark ettirmek. Ekiyor ve ekiliyor. Bunu fark ettirmek için. Üstündeki o kıymetler, çok kıymetler nimeti ilahi göstermek için. Bunları fark ettirmek. Mesela bir şu var. Ramazan Risalesi'nin başında bir parça kuru ekmeği anlatırken müminin nazarında diyor o bir parça kuru ekmek çok kıymetler nimeti ilahi olduğunu fark eder. Mesela çok kıymetler nimeti ilahi olduğu fark ediliyor bir parça kuru ekmeğin. Ama şimdi biz yemekte diyelim tuz eksik olsun. Ona nasıl bakıyoruz? O yemek çok kıymetler bir nimeti ilahi değil, tuzsuz bir yemek yani. yani. Nazarımız da hemen düşüyor. Yani bunu şey yapmak. Yani oradaki tamam bir bildiğimiz var ama onu yaşarken fark etmek yani. Mesela diyelim bir parça kuru ekmek bile öyle ama birçok zaman o bir parça kuru ekmeği bıraktım. Birçok şey çok kıymetli, nimeti ilahiye değil sanki nıkme etmiş gibi bakılıyor yani. Yani bunu fark etmek için. Yani böyle şimdi musibet dediğimiz şey yani bizim o zor gelen, bizi sıkan, bizi işte götüren, bizi şey yapan şey. Musibet nedir? Şimdi zaten geleceğim nokta bu abi zaten burası şey. Yani musibetten artık çıkaracak. Musibet nedir? Onu söyleyeceğim. Musibet, üstad diyor ki 21. sözde vesveseyi anlatırken, senin vesvesen musibete benzer diyor. Musibet nedir? Orada devamında musibeti üstad açmış. Musibet, musibete benzer demiş. Musibet, ehemmiyet verdikçe şişer. Yani o bizim dışarıda bizi zorlayan, bize imtihan olan, sırrı teklif olan şeyler. Ehemmiyet verdikçe şişer. Yani ehemmiyet verdiğimiz şeyler şişer. Ona büyük nazarla baksam büyür. Yani bu mesela diyelim hastalık veya diyelim bir hasta olduğumuz bir şey veya mesela şu da var. Mesela bu kadar okudum niye olmadı? Veya bu kadar yaptım, veya bu kadar uğraştım, bunu yapamadım. Niye olmadı? Bak. Ona büyük nazarla baksam büyür. Onun nazarımızda büyüttüğümüz için, ehemmiyet verdiğimiz için korsan ağırlaşır, hasta eder. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir. En sonunda mahiyetini bilmek. Yani Mahiyetini bilmediğimiz zaman, yani bir şeyin mahiyetini bilmediğimiz zaman o devam eder. Yani devam eder ne demek? Aslında bir şey var ama o bir şey biz bir türlü mahiyetini bilip tespit edemediğimiz için orada kök salıyor. Yani şu demek, o ilk başta okuduğumuz şey, esmaların, o Cenab-ı Hakk'ın icraatı her an var. Bütün esmalar, hani o başta dediğimiz gibi var. Ama biz hep parça parça baktığımız için onlar ayrı ayrı. Ama biz baktığımız olayda, mahiyetini bilsek yani o şeyi fark etsek o devam etmez. Orada kalmaz yani o şekilde. Bu sefer değişir. Bunu da yapan ne? Cehil. Yani insanın cehaleti. Ayet dediği gibi cehaleti ve zulmü. Burada bunu yapan cehaleti. Yani biz bilmediğimiz işte ami olduğumuz şeylerde hakikate geçmediğimiz, zahirde kalmadım, kaldığımız her yerde yani o Cenab-ı Hakk'ın o fiilde, o icraatta esmasını ne kadar göremediysek yani mahiyetini bilmek bu. Hani dedi abi mahiyet eşya yani eşyanın mahiyeti esma ilahiyedir. Yani mahiyetini bilmek bu. Yani musibetin sırayla geliyor abi bak dışarıdan içeriye doğru. Ehemmiyet verdikçe şişer. <laughs> ona büyük nazarla baksan büyür. İlk evet. başta ehemmiyet veriyorsun. Evet. Sonra nazarına büyütüyorsun. Korsan ağırlaşır. Ha büyüyünce ne oluyor? Bu sefer korkuyorsun. Ağırlaşır. Hasta eder. Yani bu sefer sana zarar olmaya başlıyor. Geri dönüyor yani, Sana geri dönüyor. Bu hadisi hatırlattı bana. Diyor ki bir musibet veya bir dert geldiği zaman onunla savaşırsan yani razı değilsen diyor imtihan olmaya devam eder. Ne zaman ondan razı olursan imtihanlıktan kalkar. Hem yani musibette kalkar Yani. Aynı bak. Büyük de hala mücadele ediyor. Mücadele ettiğince musibet musibet oluyor. İmtihan imtihan devam ediyor. Ne zaman ona razı gelirsen diyor hadiste. O zaman imtihan olmaktan kalkıyor işte. Büyük görmüyorsun. Evet, emniyet vermiyorsun. En sonunda da ne? Mahiyetini bilmezsen yani mahiyetini bilmediğin için devam eder, yerleşir. Hatta şeyde, ikinci e, lemada kök salar diyor. Kök salar merakla kalbine. Kök salar yerleşir. Bunda yapan ne? Cehil onu davet eder, tanımazsan gelir, tanısan gider. Yani ilim onu tard eder, cehil onu davet eder, tanımazsan gelir, tanısan gider. Yani burada geldiğimiz nokta ne? Yani o bizim her şey Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle. Yani bu sabit noktamız. Her şey kader hakimdir. Bu da sabit. Yani burada bizim ilk başta o cenab-ı hak cihetinden bakmamız lazım. Yani illa bu orada hakim olmaz, rahim olmaz veya adil olmaz, ferd olmaz ama orada ne iktiza ediyorsa veya bir de şu var. Mesela herkesin çözemediği meselesi vardır abi. Yani zaten insan eğer yaşıyorsa hayatta, yani yani o insaniyeti devam ediyorsa, hala hayatı varsa herkesin çözemediği veya halledemediği işler vardır. Yani burada şu var. O halledemediği işte onun hakikatına bakacak. Yani orada o noktayı o noktadan bakacak. Mesela diyelim ne olabilir? Misal. Yani onu tanımaya çalışacak. Kaçmak değil de tanımak. Mesela üstadın da yaptığı, mesela hep kendi kusurunu arıyor. Mesela niye kendi kusurunu arıyor? Yani kendi kusurunu aradığı zaman dışarısı hallediliyor, o kolay. Yani kendindeki o kusur kalktığı zaman dışarısı da kalkıyor. Yani o kolay. Yani dışarıyla mücadele etmek, zahirde mücadele etmek değil. Musallat olan şeyle mücadele etmek değil. Ha. O kendisine bakıyor. Aynen kendisine bakıyor. Mesela leşine bakıyor yani. Üzerinde. Aynen mesela üstad diyor ki ben onlarla mücadele etmiyorum. Mesela oradaki zahirde o küfrü mutlakla ve ehli hiçbir hiçbirisiyle zahiri bir mücadelesi yok. Hatta Zübeyir abi diyor ki mesela eğer üstad bize diyor emir e, emretseydi diyor biz Afyon tepesine çadır kurup beraat emrini beklerdik diyor. Yani onlar beraat verecek mecbur kalacak. Ama Üstad diyor, hep diyor musibet zamanlarında bize sabır ve tahammül telkin etti diyor. Yani bu olabilirdi ama üstad böyle yaptı. Yani bir şeyi, yani biz hemen zahirde hemen bir şey üstünü kapatmak değil. Yani orada bizi nereye? Yani orada hakikata götürecek yani. Mesela diyelim ki insanların kusuru niye gözüküyor? Biraz önce dediğin gibi. Çünkü kendisiyle meşgul olmadığı için. İnsanların kusurunu görmekten, insanları da nazarında kurtarmanın yolu kendi kusurunu görmeyle meşgul olunca. Bak böyle hallediyor. Mesela hadiselerin cüziyetini ezilmiyor. Çünkü Allah canı binden bakıyor gibi evet. Ya, tabii. yani burada şu benim buradan gel geldiğim nokta yani baktığımız zaman sabır illa bir şey olunca sabır etmek değil yani sabır e, her meselede yani o şeye dikkat edip oradaki hikmeti görmek mesela bir de hikmeti görmek şu değil bu da çok e, o şey olmuş mesela. mesela hikmeti görmek için illa kitabı açıp okumak şart değil yani kitabı okuduk açtık bir şeyler öğrendik. Ama yani yaşadığın olayda da hikmeti görebilirsin. yaşadığın işte bir sıkıntıda bir şeyde. Yani illa hikmeti görmek için yani bir açıp bir söz okuyayım, dördüncü nükteyi okuyayım, beşinci nükteyi okuyayım. Bu şart değil yani. Bizde böyle bir yani yerleşmiş bir kalıp gibi bir şey var. i̇lla yani hikmeti görmek için açıp kitabı okuyacaksın. Yani böyle bir şey yok. Yani hikmeti görmek için insan hayatının her noktasında hikmeti görebilir yani. E kitap bize bunu öğretmiş yani, öğretiyor. Devam ediyor yani. Ama yani bu cenab bak çok antik oldu ya. Hiç hatırıma gelmeyen bir konu böyle tuhaf. Çok ilginç yani. Vallahi çok tebrik ederim ya. Mükemmel. Ben Benim kadar istifade eden belki yoktur belki burada. Yani çok istifade Çünkü en çok ne istifade ettim biliyor musun? Bir böyle bir orijinal külliyatta en çok kullanıldığını ilk defa duydum. Ben zannediyordum ki Allah ve Rab fazla kullanılıyor. Birincisi bu. Belki de en çok istifade ettiğim şu. Bizi hadiselerde, hastalıklarda, musibetlerde, depremlerde, savaşlarda, insani ilişkilerde, aile hayatında, psikolojide her şeyde cüzi nazarımızı cüzi şeye hasrediyoruz. Enkaz altında kalıyoruz. Oysa Allah canibiyle bütünsel bakabilsek hiç de öyle Allah görmediğini. Çünkü eğer ben gördüğüm gibi Allah da görseydi ben dayanamadığım gibi Allah da dayanmazdı. O zaman o ismin noktasıyla bakıyoruz biz. Bir isime bakıyoruz. Oysa Cenab-ı Hak bütün isimlerin, hak isimlerin bütünselliğiyle bakıyor. Yani abi burada musibetin musibet olduğunu fark edip, onu mahiyetini anladıktan sonra, oradan sonra hakikate geçmek çok kolay. Ama işte insan da şu var, musibetin musibet olduğunu bile fark etmiyor yani. Yani o olduğu için, yani bur buraya kadar bunun için geldik. Musibetin musibet olduğu fark edildikten sonra, de musibet ne olduğunu söyledik abi. Ehemmiyet versen, korsan ondan sonra. Mesela orada o hep vesvese için okunuyor. Ama işte diyor ki musibete benzer. Sonra bu tarifi yapıyor. Yani musibet. Musibet bu. Musibet bilinirse. Musibet bilindikten sonra, mahiyete anlaşıldıktan sonra. Ne oluyor? Sonrası çok kolay. Abi. Diyor ya mahiyetini bilsen ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. O zaman biz vesvese risalesini biliyoruz. Acaba mahiyetini mi bilmiyoruz? Yani Müsibet çektiği tarafını mı bilmiyoruz? Evet abi zaten orada vesvese bu tarif vesvesenin tarifi değil. Bu musibetin tarifi yani. Mesela hepsini o beş yara beş beceği uygulan musibete. Bütün musibetler hepsinde var yani. Bak sonunu okuyayım abi. Sonu, evet. sonu musibet için yazılmış. Yani vesvese orada vesvese musibetin sadece bir nevidir abi yani. O zaman bu vesveseyi Risalesi'ni ezberlediği halde kurtulamamanın en büyük sebebi musibeti musibet olarak görmüyor. Ne görüyor peki o adam? Biz ne görüyoruz? Musibeti musibeti görmek ne demek? Musibeti musibeti görmemek ne demek? Ondan sonra bitir. Musibeti musibet görmemek şu abi. Musibetin Allah'tan geldiğini fark etmiyor. Esvaptan ya da tabiattan geldiğini zannediyor. Ha, o zaman musibet musibet değil oluyor. Değil. O zaman gaflet oluyor. Zaten abi bak Haşir Risalesi'nde <laughs> okudum ya ilk başta. savaşıyor değil mi onlar? Ha, felsefe şakitlerinin Ondan sonra nefsi emmarenin, ümmeti küfriyenin en müthiş dalaleti Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktadır. Onu bunun için okumuşum abi. Cenab-ı Hakk'ı tanımamak yani. Mesela Allah'ı tanıyabilir, Rabbini tanıyabilir. Mesela herkes benim Rabbim diyebilir. Mesela Müslüman diyor benim Rabbim. Ama o Cenab-ı Hakk'ı tanımamak. Ha Cenab-ı Hakk'ı tanımıyor, Rabbini ha. tanıyor. Ha, Rabbini... Özel ona ait Rabbi biliyor ama genel Rabbini... Genel Rab, Rab'ul Alemini bilmiyor. Rabbini biliyor, evet, Alemini Evet, yani Cenab-ı Hakk'ı tanımadığı için, bilmediği için bu sefer oradan çıkamıyordu. Yani çok antika. Rabbini biliyor ama Rab'ul Alemini bilmiyor. Yani e, genel bakışı yok. Genel. Bak abi, musibet için okuyorum. He. El cevap. Burada diyor ki, niye? ben de musibet için. Bu derece müminlere musibet ne hikmete binaen bize bela olmuş. El cevap, ifrata varmamak hem galebe çalmamak şartıyla aslı musibet teyakkuza sebeptir. Bak insanı uyandırıyor, istikametten çıktın geri gir. Taharriye dahidir. Hani dedi ya orada, cehil onu davet eder. Tahariyet ciddiyete vesiledir, ciddiyet veriyor. Lakayt ile atar, tehavünü def eder. Yani gevşekliği. Onun için hakim mutlak şu dar imtihanda, şu meydana müsab müsabakada bize bir kamçı teşvik olarak musibeti vermiş. Ha o zaman musibeti, musibet cihetini ancak bu beş tane gözlükte... Evet abi yani böyle baktığı zaman musibet artık yani uyanır oradan. Mesela o yine dışarıda, içeride olanlar da mesela daha zor. Dışarıda hani biz artık artık hemen hemen dışarıdan gelen bir şey çözebiliyorsa ama içerideki hissiyatı oradaki hissiyatı mesela gelen hissiyatı oradan bilmek. O çok zor. Ama o musibet oradan geldiğini bildiğin zaman kendi hissiyatın da onun sana musallat etmesini bildiğin zaman, o yapıyor olarak bildiğin zaman bu kurtulursun. İşte o yapıyor bilmen için rahmeti bilmen lazım. Mesela o birinci sözde dedi abi, diyor ki vahdet ne kadar yok nasıldı? Dur yarın okuyayım abi. Başa yapmayayım. Yani bak o rahmeti görmediği için zaten şey, sıkıntı çıkıyor bak. fakat fakat o vahdet ne kadar olsa yine keset içinde bir vahdettir. Ya yani vahdet var ama keset içinde. Yani o doğrudan doğruya o rahim zatı bulmuyor. Hakiki kitabı tam temin edemiyor. Onun için vahdet arkasında ehadiyet sikkesi bulmak lazımdır. Ta ki kesreti hatıra getirmesin. Doğrudan doğruya Zat-ı Akdes'e karşı kalbe yol açsın. Yani doğrudan doğruya açması rahmeti bilmesi lazım ki doğrudan doğruya hemen hatırlayabilsin yani. Şimdi bununla alakalı bir örnek vereyim. Çok da ilginizi çekecek. Hiç unutamadım kaç sene geçti. Malum mahkeme koridorunda beklerken beklerken Harun bana bir cümle söyledi. Yani çok biliyor, biliyor değil. Dehri Hoca derdi ki, hasta ziyaret ettiğin zaman dedi veya bir dert sıkıntısı olanı ziyaret ettiğin zaman sakın bu vakıftır, sakın bu nurcudur. Veya bana diyor, bu hocadır, alimdir. Fıkıh kitabı var. Ustadın iki üç defa elini öpmüş. E, deyip deme dedi. E, ne dedi? Dedi ki, o anda kendisine bile ulaşamıyor. Kendi bilgilerine değil değil. Sakın o zaman gereğini yap. Zana kapılma. O böyle bir adamdır bunu bilir. Hatırlar zannetme dedi. Şimdi onlarla alakalı bir şey söyleyeceğim. Mahkeme koridorunda bekliyoruz. Çağrılacağız. O oh, hem hemgamede fırtınada şu cümleyi söyledi. Öyle bir fırtınada bana gemi oldu ki. Anlatamam. Abi dedi mahkeme ve sen bütün bu yargılanacak, yargılayacak her şeyin bu her şeyin şu şu gözükenlerin her şeyin sahibi tanıdık biliyor musun? Mahkemenin de sahibi, koridorun da sahibi, mahkum edecek hakimin sahibi de, mahkum olacak senin de her şeyin sahibi tanıdık biliyor musun? Tak diye beni olaydan çıkarttı bu. Ha tanıdık. Tanıdık birisi yapıyor bunları dedi. O yapıyor. Bunlara takılma demek istiyor. E bir de okur musun o, o zaman bu misalimle? Evet. Okuduğunu. Fakat o vahdet ne kadar olsa yine kesret içinde bir vahdettir. Hakiki hitabı tam temin edemiyor. Onun için vahdet arkasında ehadiyet sikkesi bulunmak lazımdır. Ta ki kesreti hatıra getirmesin. Doğrudan doğruya zat-ı karşı kalbe yol açsın. Ya. الله عز وجل فاتح